Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yunanistan'ın en popüler haber sitesinde ülkemizle ilgili bir haber paylaşıldı. Haberi olduğu gibi sizlere çevireceğiz. Öncelikle haberin başlığı, Türkler kalka atıyor, Trakya'da nehir geçişi ve çatışma senaryoları haberin içeriğinde Türk subaylar Samur amfibi köprülerini kullanarak büyük su bariyerinin geçişine ilişkin senaryoları derinlemesine incelediler. İlk kez niyetlerinin bir göstergesi olarak Altay tankının bir prototipini kullandılar. Tabii ki gerçek koşullarda hiçbir şey başaramayacaklarını biliyorlar. Çatışma durumunda önlerinde Yunan ordusu var. Türk savaş makinesinin hedefi, geçmişte Türk subaylarının bir kısmına göre Türk ordusu için olası bir engel olmayacak olan Medici Nehri idi ve her zaman bu nehir Türkiye'nin asıl hedefi olacaktır. Bu da onların hayallerinin bir ürünüdür. Sayıları 52 olan bu köprüler birkaç yıl önce Türk ordusu tarafından sipariş edilmiş, kundaklı motorları taşımak için kullanılıyor ve tamamen saldırgan bir karaktere ve misyona sahip Türk FNS'S şirketinden uzmanlar Samur Köprüsü'nün Altay tipi bir tankın taşınmasına cevap verebildiğini iddia etti. Samur Köprüsü Altay'ın Türk Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan bir teste nispeten sığ sulardan geçmesine izin verdi. FNSS yaptığı açıklamada Samur Köprüsü'nün çift taşıma grubu ile sığ suda bile 70 TL'lik bir araç yani bir Altay Muharebe tankı taşıyarak kullanıcı güvenini arttırdığını söyledi. Bununla birlikte fotoğraflara göre şirket Türk kuvvetleri tarafından başka bir şüpheli senaryo üzerinde çalışırken büyük bir su bariyerini birkaç köprüyü birlikte kullanarak geçiş senaryosunu test ediyor. Bu köprü Türk ordusunun ihtiyaçlarına göre inşa edilmiş olup özgün bir tasarım ve imara sahiptir. Türk medya kaynakları Samur sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin normal operasyonlarının ihtiyaçlarına göre savaş alanındaki su açıklıklarından hızlı ve güvenli şekilde geçmesine olanak tanıyan bir köprü sistemidir açıklamasını yaptı. Birçok samur sistemi 150 metre uzunluğunda bir köprü oluşturmak için birleştirilerek araçların ve tankların iki kıyı arasında geçiş yapmasına imkan veriyor. Bu sistem Türk askerlerinin düşman ateşine maruz kalmaması için araçların ve tankların geçiş süresinin maksimum 10 dakikaya indirilmesini amaçlamaktadır. Muhtemelen tüm bunlarla birlikte Yunanistan komutasında yapılmaya başlanan su endiği Evros'tan sonra Türk ordusu tarafından da hedef alınmıştır. Türk basında yayınlanan bilgiler Türk subayların Türk muharebe tanklarının samuru kullanarak Yunan siperlerinden geçişinden sık sık bahsettiğini de aktarıyor. Rum tarafında ise hem Meriç Nehri'nin hem de Hendeklerin Türkler tarafından inşa edilen köprülerle özellikle Yunan topçuları ve karadan karaya füzeler pusuda beklediğinde aşılması zor olabilecek engeller olduğu belirtiliyor. Bu köprüler bir nehri birkaç dakika içinde köprüleyebildikleri gibi Toma ve benzeri tankları her biri toplam 70 ton ağırlığa kadar kundaklı motorları köprülerden taşıyabilmektedirler bunlar Türklerin özel gücüdür şeklinde Yunan haber sitesinde bir haber paylaşılmış. Hoşçakalın.